Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Günün önemli gelişmeleri neydi? Biraz onları değerlendireceğiz. Tüm dikkatlerimiz Avrupa Merkez Bankası tarafından yayınlanan karardaydı. Banka bu toplantıda beklenildiği gibi faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmedi. Kararlarda ise faizin enflasyon görünümünde hedef seviyeye ulaşana kadar cari seviyelerde veya dağ altında kalabileceğini belirtti. Ayrıca tahvil alım programında da herhangi bir değişikliğe gidilmezken ihtiyaç duyulması halinde sürece devam edebileceğini ve ilk faiz artımını gerçekleştirildiği zaman programın bitirilebileceğini vurguladı. Lagard'ın diğer açıklamalarına baktığımızda ise enflasyon ile ilgili kaygılı açıklamaları dikkat çekti. Lagard her ne kadar enflasyonun orta vadede arttığını ve manşet enflasyonun düşük ancak istikrara kavuştuğunu söylese de enflasyonu artırmak için hala daha önemli derecede parasal teşviklere ihtiyaç duyulduğuna yönelik açıklamaları önemliydi. Öte yandan anket ve verilerin bir miktar istikrar kazanmaya işaret ettiğini vurgulayan Lagarde, risklerin hala daha aşağı yönlü olduğunu vurguladı. Lagarde'ın Riskler konusunda aşırı vurgulayıcı konuşması ECB yani Avrupa Merkez Bankası'nın daha fazla ek teşviklere gidebileceğine yönelik algı yarattı ve özellikle euro varlıklarında satış yönlü hareketler meydana geldi. Türkiye'de ise Berat Albayrak Türkiye ekonomisi için en kötüsü sona erdi dedi. Mali sistem artık iç ve dış şoklara karşı daha dirençli TL'nin dolar karşısındaki 5.75-5.90 seviyesi rekabetçi görünüyor dedi. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik yeni yeni yaptırımlar açıkladı. Yaptırımlar 2 kişi ve 6 şirketi kapsıyor. Dünya Sağlık Örgütü Çin'deki virüs için uluslararası virüs uyarısı ilan etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın azil istemiyle senatoda devam eden yargılamanın 3. gününde sona erdi. Savcı vekiller Trump'a yönelik daha önce kabul edilen iki azil maddesinden biri olan görevi kötüye kullanma suçlamasına odaklandılar. Türk Hava Yolları'nda ise koronavirüs ile ilgili gerekli tedbirler Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü tavsiyeleri doğrusunda alındığını açıkladı. İçeride önemli bir veri akışı bulunmadı. PMI verileri piyasaların odağında olacak. Çin piyasaları ise Bar Festivali tatili sebebiyle kapalı. Trump, Orta Doğu barış planını İsrail başkanı Benjamin Netanyahu'nun gelecek hafta Washington'a yapacağı ziyaret öncesi açıklayacağını söyledi. Dünya Ekonomik Formu'nun düzenlediği Davos bitti. Bunun sonuçlarını ileriki dakikalarda açıklayacağım. Fitch, Türkiye notunu değerlendirme tarihini 21 Şubat 2020 olarak açıkladı. Standard Poor's, Türkiye notunu değerlendirme tarihini ise 31 Ocak 2020'de yapacak. Şimdi biraz ham petrol verilerine göz atalım. Ham petrol vadeli işlemleri New York Ticaret Borsası'nda Mart ayı için %0.20 düşerek vareli 55.48 dolardan işlem gördü. Vareli seansın en düşüğü olan dolar seviyesinden işlem gördü. Ham petrol 54.77 dolar seviyesinde destek bulurken 59.73 dolar seviyesinde de dirençle karşılaştı. Dolar endeksli vadeli işlemleri diğer altın majör para birimi karşısındaki performansına göz attığımızda %0.16 artarken dolar endeksi ise 97.640 seviyesinden işlem gördü. Brent petrol ve ham petrol arasındaki yayılma varili 6.36 dolarda sabitlenirken diğer yandan ICA Brent petrol Mart ayı için %0.32 düştü ve varili 61.84 dolardan işlem gördü. Altında ise vadeli işlemleri düşüşte. Altın vadeli işlemleri New York Ticaret Borsası'nın COMEX bölümünde Şubat ayı için %0.28 düşerek onsu 1560.95 dolardan işlem gördü. Onsu seansın en düşüğü olan 1546 seviyesinde destek bulurken 1568.80 dolar seviyesinde ise dirençle karşılaştı. Dolar endeksi vadeli işlemleri diğer altı majör para birimi karşısındaki performansına göz attığımızda %0.13 arttı ve dolar endeksi 90,615 seviyesinden işlem görmüş oldu. Diğer yandan COMEX'te gümüş Mart ayı için %0.02 artarken onsu 17.832 dolardan işlem gördü. Bakır ise Mart ayı için %0.33 düştü ve libresi 2.717 dolardan işlem gördü. Euro için güvercin açıklamaları ve zayıf verilerle 7 haftanın en düşük seviyesine indi. Haftanın son işlem gününde Çin ve Güney Kore piyasaları kapalıydı. Avrupa'da ise PMI verileri izlendi. Euro bölgesindeki PMI rakamları şöyle. İmalat PMI Ocak ayı için ilk okumada 46.8 beklentisini aşarak 47.8'e geldi. Hizmet PMI verisi ise 52.2 ile beklenti altında kaldı. Market PMI verisi 50.9 ile beklenti altında kaldı. Bölgenin en güçlü ekonomilerine sahip olan Almanya'da imalat PMI verileri 45.2 ve hizmet PMI verileri 54.2 ile beklentilerden iyi gelirken Fransa'da ise grev etkisi göstergelerde de belli oluyor. Sarı gereklilerin grevleri ülkede hem ekonomik hem de sosyal olarak, sosyal olarak şartları zorluyor. İmalat PMI verileri Fransa'nın 51 ile beklentileri karşılarken hizmet PMI verileri ise 51.7 ve market PMI verileri 51.5 ile beklentilerin altında kaldı. Gerçekleşen para politikası toplantısında Avrupa Merkez Bankası değişim kararı almadı. Başkan Lagarde ekonomik görünümünü izlediklerini ve verilerin tüm araçları kullanacaklarını açıkladı. Son rakamların büyüme son rakamların bölge büyümesinde hafif toparlanmaya işaret etti ancak risklerin hala yüksek olduğunu söyleyen Lagarde, açıklamaların ardından euro dolar karşısında 1.1035'e gerilerek yaklaşık son 2 ayın en düşüğüne inmiş oldu. Euro dolar bu bölgelerde zayıf seyrini gösterirken Euro TL ise 6.55'in üzerinde işlem gördü. Türkiye Dünya Ekonomik formuna bağlı olarak 4. Endüstri Devrimi merkezleri ağına katıldı. Türkiye Dünya Ekonomik Forumu'na bağlı 4. Endüstri Devrimi merkezleri ağına katılmış oldu. Türkiye'de alanında ilk ve en kapsamlı teknoloji merkezlerinden biri olan MEKS'i hayata geçirmeye hazırlanan MES, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde yaptığı bu işbirliğiyle dijital dönüşüm konusunda üstlendiği rolü global aranaya taşımış oldu. Geçtiğimiz Eylül ayında Dünya Ekonomik Formu World Economic Forum platform üyeliğine kabul edilen ilk işveren sendikası olan Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası yani MES işbirliğini bir üst seviyeye taşıdı. Türkiye sanayisini geleceğe hazırlamak için kurduğu MEX teknoloji merkeziyle World Economic Forum'un 4. Endüstri Devrimi Merkezleri Ağına katılmış oldu. Davos'ta imzalanan işbirliğiyle Max, dünyada çok az sayıda bulunan Dünya Ticaret Ekonomik Forumuna bağlı merkezlerden biri olarak tescillendi. MES, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde imzalanan bu işbirliği anlaşması ile Türkiye'yi ve MES üyelerini Dünya Ekonomik Forumunda 4. endüstri devrimi merkezleri ağında temsil edecek. Mesin hayata geçirmeye hazırlandığı Max Teknoloji Merkezi bünyesinde bulunacak. 4. sanayi devrimine bağlı merkezi dünyada yürütülen tüm teknoloji uygulamalarına dair ilk elden bilgiler edinecek. İleri teknoloji uygulamalarını yaygınlaştırmak için Türkiye'ye özel projeler geliştirilecek. Kamu ile işbirliği içinde pilot uygulamalar ve bunlara yönelik mevzuat önerileri geliştirme imkanlarına sahip olacak. Nesnelerin interneti, robotlar, yapay zeka, otonom araçlar, dronlar, blok zincir yani blockchain gibi pek çok kritik konu için yol haritaları hazırlanacak. MES Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak şöyle ifade ediyor. Türkiye'de sanayinin dijital dönüşümü konusunda üstlendiğimiz öncü rolü global arenaya taşıyoruz. Sadece metal sanayisine değil tüm sektörlere katma değer sağlayacak bu işbirliğinden büyük gurur duyduğunu dile getiren MES Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akyol Dünya bir dakika Özgür Burak Akkol Dünya Ekonomik formu ile işbirliğimizin hem MES üyelerine hem de ülkemize büyük fayda sağlayacağına inanıyoruz dedi. Yakın gelecekte açılışını yapmak üzere tüm gücümüzle çalıştığımız teknoloji merkezimiz MEX ile 4. Endüstri Devrimi ve dijital dönüşüm konusunda Türkiye'de önce bir rol üstlenmeye hazır olduğumuzu ifade etmiştik dedi. Bugün Dünya Ekonomik Forumu işbirliği ile söz konusu rolümüzü global arenaya taşıdığımızı söyleyebiliriz. MES'in üyelerimiz ve Türkiye'nin bu kıymetli işbirliği ağına en verimli şekilde faydalanacağından şüphem yok dedi. Sanayi Bakanımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ise kurulacak bu merkez çok taraflı işbirliklerine açtığı kapıyla hem sanayicimize hem de kamudaki karar alma süreçlerine pozitif katkılar sunacağını söyledi. Milli teknoloji hamlesi ruhuyla hazırladığımız 2023 sanayi ve teknoloji stratejimizde dijital dönüşümü ve inovasyonu odağımıza aldık dedi. Yüksek verimlilik, düşük maliyet ve esnek üretim yapısını sanayiye hakim kılmak istiyoruz. Bunu başarmanın yolu sanayinin teknoloji ile entegrasyonundan geçiyor dedi. Gelişen teknolojiler hem özel sektör hem de kamu tarafından yeni gereksinimleri beraberinde getiriyor. Yapay zeka, büyük veri ve blok zincir gibi alanlarda geliştirilen teknolojilerin uygulamaya geçiş aşamasında kamu politikalarının etkin ve esnek bir şekilde yeniden tasarlanması önemlidir. De. Kurulacak bu merkez, çok taraflı işbirliklerine açtığı kapıyla, hem sanayicimize hem de kamudaki karar alma süreçlerine pozitif katkı sunacak. Ayrıca bu saniye bu sayede ayrıca bu sayede ülkemizde atılan adımları küresel platformlara taşıyarak uluslararası politikalara yön verme şansına da sahip olacağız dedi. Dördüncü endüstri devrimiyle birlikte yaşanan değişimin büyüklüğünü ve hızı göz önüne alındığında bu alanda süratle hareket edilmesi gerektiğine dikkat çeken Dünya Ekonomik Forumu 4. Endüstri Devrimi Merkezi Ağı Genel Müdürü Murat Sönmez, İş Dünyası Devlet ve geniş ölçekte sivil toplum bir araya gelebilirse, Türkiye'de kuracağımız bu teknoloji merkezi ülke için çok faydalı olacak ve yeni teknolojilerin küresel boyutta yörüngesini belirlemede Türkiye'nin söz sahibi olmasını sağlayacaktır dedi. Dünya Ekonomik formu toplantıları için İsviçre'de bulunan Ticaret Bakanımız Rusa Pekcan da Türkiye'nin 4. Endüstri Devrimi Merkezleri Ağına katılımını sağlayan işbirliği anlaşmasını vesilesiyle ilgili form temsilcilerini ve mes ilgili bir araya geldi. Max bünyesinde çalışacak 4. Sanayi Devrimi Bağlı Merkezi'nin yürüteceği faaliyetler hakkında bilgi aldı. Hedefi kamu özel sektör işbirliğinde teknolojik gelişmelerden toplum için de maksimum fayda sağlamaktır dedi. Dünya ekonomik formuna bağlı olarak faaliyet gösteren bu A bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplum yararına en iyi hizmet edecek şekilde uygulamaya konmasını hızlandırma hedefliyor dedi. Kamuyla özel şirketlerle, akademisyenlerle ve sivil toplumla işbirliği içerisinde olan bu A, çığır açan teknolojiler etrafında şekillenen geleceğin güvenli, etik ve sürdürebilir, sürdürebilir olması için çalışıyor. Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Avrupa Merkez Bankası gerçekleştirdiği para politikası toplantısında faiz oranlarını sabit tuttu. Eylül ayında faizi %0,10 baz puan indirerek %-0,50'ye düşüren Merkez Bankası'nın bu toplantıda değişikliğe gitmesi beklenmiyordu. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde karar sonrasında açıklamasında şunları dedi. Son ekonomik göstergelerin büyümede bir miktar istikrara işaret ettiğini vurgulayan Lagarde, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ticaret görüşmelerini çok dikkatli şekilde takip edeceğiz dedi. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki birinci faz anlaşma küresel belirsizlikleri bir miktar azalttığını söyledi. Ticaret, aşağı yönlü risklerin değerlendirilmesinde önemli bir faktördür. Kurul risklerin hala hazırda dengeli olup olmadığını tartıştı. Risk dengesi üzerine görüş birliğine karar kıldı. Enflasyon, hedef bandı konusunda, yorum yapmayacağını söyledi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Ocak ayı para politikası özetini yayınlamıştı 16 Ocak'ta gerçekleşen para politikası kurulu toplantısında 75 bas puan indirimine giden Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası politika faizini yüzde %11 11.25'e düşürdü Merkez Para politikası toplantısında şunlara önem verdi. Yılın son çeyreğinde risk primi ve döviz kurundaki oynaklığı düşüş ile finansal koşullardaki iyileşme, yurt içi talebi belirgin ölçüde desteklemiştir dedi. İş gücü piyasasındaki zayıf görünüme rağmen ertelenmiş talebin de etkisiyle özel tüketim artmış. Buna ilaveten Kamu harcamalarının tüketim kanalıyla büyümeye katkısı devam etmiş. Son döneme ilişkin veriler iktisadi faaliyetteki toparlanma eğiliminin devam ettiğini göstermektedir. Sanayi üretimi Kasım ayında bir önceki aya göre artış kaydetmiş. Ekim-Kasım döneminde bir önceki çeyreğe göre %0.7 oranında yükselerek toparlanma eğilimini sürdürmüştür tarihsel oynaklığı yüksek olan sektörlerdeki arızı hareketlerden arındırıldığında sanayi üretimi ana eğiliminin daha kuvvetli olduğu görülmektedir. Anket göstergeleri ve dış ticaret verileri sanayi üretimindeki artış eğiliminin Aralık ayında da süreceğini işaret etmektedir. Ekim dönemi iş gücü piyasası verileri tarım dışı istihdamda inşaat sektörü de dahil olmak üzere artışa ve işsizlik oranında düşüşe işaret etmektedir. Bir önceki döneme kıyasla sanayi ve inşaat istihdamı kuvvetli bir şekilde artarken hizmet sektörü istihdamındaki artış daha sınırlı gerçekleştirmiştir. Önce göstergelerde işsizlik oranındaki kısmi iyileşmenin sürdüğünü sinyaline birlikte iş gücü piyasasındaki zayıf seyri devam etmektedir dedi. Para politikasında jeopolitik risklere dikkat çekilirken risk primindeki düşüşün de para politikasını desteklediğine vurgu yapıldı. Küresel iktisadi faaliyetteki zayıf seyir gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde eş olarak devam etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki faz bir anlaşması sonrasında küresel ticaret geriliminin azalacağına dair beklentiler kısmen iyileşmiştir. Buna karşın uygulanan gümrük tarifelerinin hala yüksek olması, anlaşma ile çözülememiş birçok konu bulunması ve karşılıklı tariflerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğine dair belirsizlikler. Ticaret anlaşmazlıklarının küresel iktisadi faaliyet üzerinde oluşturduğu aşağı yönlü riskleri canlı tutmaktadır. Söz konusu unsurların yurt içi büyüme üzerine oluşturabileceği etkiler yakından takip edilmektedir. Son dönemde jeopolitik gelişmelere bağlı olarak ham petrol fiyatları oynak bir seyir izlemiş ve geçtiğimiz para politikası kurulu toplantısını takip eden döneme göre kayda değer bir artış göstermiştir. Buna karşın küresel iktisadi faaliyetin zayıf seyri emtia fiyatlarındaki artış eğilimini sınırlamaktadır. Bu bağlamda küresel manşet enflasyon oranının son çeyrekte bir miktar yükselmesine karşın 2020 yılında yatay bir görünüm sergilemeye devam etmesi beklenmektedir. Türkiye ülke risk primi, para politikasının temkinli duruşu ve makroekonomik göstergelerindeki iyileşmenin yanı sıra gelişmiş ülkelerde destekleyici para politikası uygulamalarının da katkısıyla gerilemeye devam etmiştir. Buna karşın küresel ve jeopolitik risklerin belirsizliği ülke risk primi ve kur oynaklığı kanalıyla orta vadeli enflasyon görünümü üzerinde oluşabileceği yukarı yönlü riskleri yakından izlemeye devam edecektir. Temmuz ayından itibaren yapılan güçlü faiz indirimlerinin yanı sıra enflasyondaki beklentilerinin düşüş ve bankacılık sektörü likitesindeki iyileşme neticesinde kredi ve mevduat faizleri gerilemeye devam etmiştir. Bu çerçevede finansman koşullarındaki iyileşme ve iç talepteki toparlanmaya bağlı olarak TL kredi büyümesindeki artış tüketici kredilerinde de belirgin olmak üzere devam etmiştir. Söz konusu gelişmede genel ekonomik görünüme ilişkin beklentilerin yol açtığı arz yönlü etkilere ilave olarak ertelenmiş talep ve borç yapılandırma amacıyla yapılan kullanım kullandırımlarında etkili olduğu değerlendirilmektedir. Bu dönemde zorunlu karşılıkların döngü karşıtı makro ihtiyati bir araç olarak daha esnek ve etkin kullanılması kredi büyümesini ve finansal istikrarı desteklemektedir. 9 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe konulan zorunlu karşılık uygulamasına kredi arzının tüketimden ziyade üretim odaklı sektörlere yönlendirilmesini, bu çerçevede üretim ve yatırımla ilişkisi kuvvetli olan uzun vadeli ticari krediler ile ithalatla ilişkisi zayıf olan uzun vadeli konut kredilerinin teşvik edilmesi amaçlanmıştır. Önümüzdeki dönemde bankacılık sektörü likidite ve sermaye yeterlilik oranındaki iyileşme ile birlikte faizlerdeki düşüşün ve zorunlu karşılıklar ilişkin düzenlemelerin kredi büyümesini desteklemeye devam edeceğini öngörmektedir. Buna ilaveten tahsili geçmiş alacakların ve yakın izlemindeki kredi tutarlarının kısa vadede bankacılık sektörü kredi arzı üzerindeki olası etkileri yakından takip edilmektedir. Son dönemde faizlerdeki düşüşe bağlı olarak kredi talebinde gözlenen canlanmanın sürmesi açısından istihdam ve gelir tarafındaki gelişmeler belirleyici olacaktır. Kredi koşullarındaki normalleşmenin hızı, kapsamı ve sürdürülebilirliği iktisadi faaliyet görünümü açısından önemli olacaktır. Kurul, ülke risk primindeki iyileşme sürecinin devam etmesinin fiyat istikrarı ve finansal istikrar açısından önemini vurgulamıştır. Bu kapsamda para politikası etkinliğinin desteklenmesi ve olası enflasyon büyüme ödünleşiminin askeri indirilmesi açısından makro finansal politikalarının finansal oynaklık ve risk primini düşürmeye odaklı bir şekilde belirlenmesi ve maliye politikasının öngörülebilirliğinin güçlendirilmeye devam etmesi kritik önem arz etmektedir. Para politikası duruşu oluşturulurken maliye politikasına dair esas alınan görünüm fiyat istikrarı ve makroekonomik ilgilenmeye odaklı para politikasıyla eş güdüm arz eden bir politika duruş içermektedir. Bu doğrultuda yönetilen, yönlendirilen fiyat ve vergi ayarlamalarının geçmiş enflasyon endeksleme davranışının azaltılmasına yardımcı olacak şekilde belirleneceği varsayılmıştır. Maliye politikasının söz konusu çerçeveden belirgin olarak sapması ve bu durumun orta vadeli enflasyon görünümünü olumsuz etkilemesi halinde para politikası duruşunun da güncellenmesi söz konusu olabilecektir. Faiz açıklamasının ardından gerileyen dolar tl 5.92'den işlem görüyoruz. Geçen hafta gerçekleşen para politikası toplantısında 75 bas puan faiz indirim yapan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Temmuz itibariyle başlattığı faiz indirimini %24'ten kademeli olarak %11.25'e indirdi. Bu iki toplantıda beklentilerin çok üzerinde sert faiz indirimi yapan merkez gerekçe olarak küresel ve iç koşulların uygun olmasını göstermiş ve önceden yüklemeli Pardon, önden yüklemeli ifadesini kullanmıştı. Davos'ta devam eden ekonomi zirvesine katılan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal önemli açıklamalarda bulundu. Uysal, "Malevera alanını 2019'da önden yüklemeli kullandık." dedi. Geçtiğimiz noktada enflasyon ve para politikasında ince ayar yapılması gereken bir döneme geçtik. O yüzden Ocak ayında ölçülü indirim yaptık dedi. Bu açıklama merkezin bundan sonra daha sınırlı faiz indirimine gideceğini öngösterdi. Bu açıklama sonrası TL fiyatlamada pozitif yönde oldu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Uysal enflasyon konusunda da önemli açıklamalarda bulundu. Yılın ilk çeyreğinde enflasyonda bir miktar yükseliş olabileceğini ifade eden Uysal, yıl ortalamasından itibaren tek haneli seviyelerin görülebileceğini ve para politikasındaki duruşunda enflasyonla uyumlu olabileceğini söyledi. Haftaya yükselişle başlayan dolar tl kuru dün 5.94.40 seviyesine kadar yükselmiş oldu. Ardından gelen açıklamalarla birlikte tekrardan 5.92'ye geriledi. 5.90 seviyesine kadar inen kur Son saatlerde 5.92'den işlem gördü. Kurdaki kısa vadede 5.87 üzeri alım bölgesi olarak izleniyor. Ancak Ağustos sonrasında aşılamayan 5.98 seviyesinde ise ivme kaybı yaşanabilir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Baby,